أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dersimizin konusu, başlığı biraz garip. İfsat ceyranlarına karşı tayakkuz. Tayakkuz ne demek? Hazırlıklı olmak. Başka? Güzel. Hazırlıklı olmak, uyanık olmak, şuurlu olmak, tedbir, tedbir. Dikkat. He? İhlaslı olmak. Evet, o da var. Şimdi ben toplama yapılmış, Allah rahmet etsin, üç tarihinin toplaması. Onlardan farklı farklı ustad külliyata serpmiş. Ne yapmamız gerektiğini. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıkları, zamanında münafıkları, gittikçe yok olmamışlar, çoğalmışlar. Münafık devam ediyor. Nifak ceyranı, yani münafıkların hareketine nifak ceyranı deniliyor. O devam ediyor. Tabii çeşitli şekillerde, suretlerde gözükür. Bir yerde hizmet olmuşsa, hizmet oluyorsa, o hizmet yapılma nispetinde münafığın şiddeti artar. Yöntemini değiştirir. Farklı farklı şekillere girer. Evet kardeşlerim, saklamaya lüzum yok. Zındıklar, o zındıklar Risale-i Nur'u ve şakirtlerini tarikata ve bilhassa Nakşi tarikatına kıyas edip o ehli tarikatı mağlup ettikleri planlar ile bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar. Çeşitli şekillerde hücum yapacaklar. Yani bir kurt takacaklar. Yani niyet ettikten sonra o artık bahane çok. Yani bahane aramaya gerek yok. Yani sen nefes alıyorsun. Kurt kuza bahanesi gibi. Değil mi? Bahane çok yani. Niye suyu bulandırdın? Oysa yukarıda olan sensin demiş. Hücum edecekler maddi. Ne yapacaklar? Hücum şeklini anlatıyor şimdi. Bir, evvela ürkütmek. İki, korkutmak. Üç, mesleğin suistimalatını göstermek. Öyle diyorsunuz ama Said Nursi de o kadar büyük bir zat değil ya. Öyle de Risale-i Nur'da şöyle şöyle yanlışlıklar var. Baktı yemedi. Rüştü. Öyle de yani gittiğin yol yol değil yani. Ha? Diyanete mi bağlı? Yani duyduklarımı söylüyor. Ürkütmek, korkutmak, suistimal yani şanslarda gözüken bazı kusurları öne çıkarmak, cemaatin malıymış gibi. Mesela benim şansı kusurumu cemaate mal etmek. Yani senin benim şahsı kusur, beşeriz de üç tane şahsiyet var. Beşeri tarafımız var. Allah'a karşı bu diyetimiz var. Bir de vazife dağılığımız var. Herkesin de benim de. Bunlar birbirinden farklı. Birbirinden çok uzak. Ahkamları da farklı. Şimdi beşeri tarafını gider hizmetteki tarafına perde yapar. Yapar sana da yapar, bana da yapar. Bugün bana yapar, yani sana yapar. Ya bırak ya atlanın gittiği yol yol mu ya? Niye? Böyle yapıyor. Ne alakası var inşaatta bu işin ne işi var ya? Yani bırak nurculuğu. Salih var ya Salih. Su tesisatını yaparken orada fazla boru olsun diye kestirme yolu yapmamış. Ne alakası var su tesisatıyla Salih'in su tesisatçısıyla nurculuğu? Böyle arkadaşlar. Öyle. Gözün kaş var derler. Gözün üzerine kaş var. Bir şey bulurlar ya. Bulamadılarsa sözlerini keserler. Ortasını, sonunu, başını birleştirirler. Onu Edius programıyla tek şey yaparlar. Böyle.
Bizim saf trikler de hemen mal bulmuş falan. Hakikaten mi öyle mi demiş, öyle mi yapmış, öyle mi gitmiş? Ya bir tahkik edeyim demiyor. Hucurat suresi miydi ya? 6. ayette. Bir fasık diyor size haber getirdiği zaman tahkik etmeden karar vermeyin. Fasık ya. Demek ki birincisi planları şu. Ürkütmek ve korkutmak. 3. O mesleğin suistimalatını göstermek. Yani şahıslarda gözüken kusurları. Şimdi Müslümanın kusuru İslamiyet'le ne alakası var? İslamiyet yanlıştır. Niye? Ahmet şöyle yapıyor. Ahmet insandır, İslamiyet insan değildir. İnsanın hatası, insan olmayan İslamiyet'le ne alakası var? Ve saniyen o mesleğin erkanlarının ve müntesibinin kusuratlarını teşhir etmek. Yani o mesleğin bir cemaatin erkanlarını, tarikatsa tarikatçıların, tarikatçıları, nurculuksa nurcuların, müntesiplerinin kusuratlarını teşhir etmek. Bırak ya tarikat mı ya? Öyle baksana şuna falan. E ne alakası var onunla tarikatın? O da bir müntesibi ya. İntisap etmiş birisi. Böyle. Bırak sanayicileri canım. Aa, niye Ömer böyle yapmış? Ve salise maddi felsefenin ve medeniyetinin cazibedar sefaat ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat etmek ile mabeynlerinde tesanüdü kırmak ve ustalarına ihanetlerle çürütmek. Şu anlar 302. Bu da çok ilginç. Bir daha okuyorum. Bunun üzerine biraz duracağım. Salisen maddiyum felsefenin, yani felsefe derken o okuldaki felsefe değil. Orada tutuşturuluyor da. Yani olayları anlamlandırmada, yani din ya, dinse, hayatta istikameti bulmak adına dine bakmak yerine bana göre herhalde tahmin ediyorum, zannediyorum. Bak bu çok önemli bir şey anlatacağım şimdi. Felsefe şimdi adam dinindesini bilmez otururlar. Otururlar evde misafirler geldiği zaman mısır patlamış çay içene kadar topun sporun yani topun de sesini bilmezler. Dinin desini bilmez. Siyasetin sesini bilmez. Akş bir gecede o misafirlikte oho ulema gibi iştihat ederler. Hükümet indirip hükümet kurarlar. O yanlış yaptı. Ondan sonra bana göre diye başlar din. Bu felsefe. Bak bir şey, bak nereye götürecek. Çok ilginç bir şey. Bunu çok nazara verirdi rahmetli Rüştabi. Şu anlar 302. Bunu çok derdi. Felsefeyle, günahlarla, tesanüdümüzle ne alakası var? Diyor ki bak, maddiyun felsefesinin ve 2. medeniyetin cazibedar sefaatı. 3. medeniyetin uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat ediliyor. İfsat etmek ile, tamam ifsat ettin. Mabeyinlerinde tesanüdü kırmak ve ustalarını ihanetlerle çürütmek. Şimdi bunlarla tesanüdü nasıl kırılır? Fikri olan var mı? Düşüncesi olan atölye çalışması yapalım. Böyle. Bak şimdi. 3-4 tane hastalık söyledi. Tesanüde zarar veriyormuş. Tesanüde zarar veriyormuş. Sonra ustalara ve Risale-i Nur'a suizan ettiriyormuş. Neyle? 1. Maddi'nin felsefeyle. Nadir abi. Maddi'nin felsefeyle. Yani kafaları maddeye odaklandığı için artık dini meselelerde anlayışlar öne çıkacak. Bunun adı felsefe. Ya bir bakayım ne diyemiş bunun ehli. Ulema ne demiş? Demez. Bana göre. Birinci bu bak. Tesanüde zarar veriyormuş. Niye bu? 2. Tamam hadi kendine göre hizmeti yorumladı dersiniz. Ama tesanüdümüze medeniyetin cazibedar ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat edilen insan tesanüdü nasıl bozar? Sizce?
medeniyetin cazibedar, sefahati ve uyutucuymuş. Lezzetleri varmış. Sefahatin uyutucu, lezzetli zehirleriyle ifsat ediyormuş. O ifsat olanlar da uhuvveti bozuyormuş. Usta da dayanet ediyormuş. Niye? Çok acayip bir şey. Var. Atla ne diyorsun abi? Yorum yok. Ömer ne diyor? Şey olabilir mi abi mesela? Ne? Gizli bir günahı işlese diyor, onu diyor bir melek gördüğü için onun ilk çalışıyor diyor. E bu da diğerin yoldan saptı. Bu sefer o tarafa yanaştığı için bu sefer bu tarafı çürütücü şeyler için... Ya bu bak, medeniyetin... Yok bak, medeniyetin cazibeden sefahati var. Uyutucu lezzetleri var. Bununla ifsat ediyor. Bu ifsat olanlar da uvvet yapmıyor. Uvveti bozuyor, usta da ihanet ediyor. O zikirden nefret gelen uzaklaştırır günah meselesi olabilir mi? Hani her bir günah kardeşi işte meselesi var. Ya, dolayısıyla biraz belki. Başka? Mehmet? Bak arkadaşlar. İhlas, uhuvvet, muhabbet, tesanut, samimiyet, tamam mı? Bunlar âli bir ruhun özelliğidir. Kamil bir ruhun özelliğidir. Öyle sala parti bir ruhla tesanut olmaz. İhlas, sadaka, tesanut, muhabbet, hizmet, gayret, vefa, vefa. İstanbul'un semti değil. Bu özdim nedir biliyor musun abim? Bu özellikler kemalattır, irfanlıktır. Kemal insanlarda olur. Tesanut, hakkım dahi iken tamam. Vefa, kamil bir ruhun özelliğidir. Tesanüt, idealist bir ruhun özelliğidir. İdealist. Vefa, kamil bir ruhun. Tesanüt, idealist bir ruhun. Tamam mı? İhlas ise adanmışlığın özelliğidir. Yani bir ruhun bir özelliğidir. Arkadaşlar, böyle kamil ruhun sıfatlarıdır. Bu ruhu günahlarla bozarsan, bu ruhtan beklenen olmuyor. O zaman hükmü söylüyor. Mehmet, bir dershanede veya hizmet mahalli, tepecikte, kim umumu hizmete, şahsi hakkı dahi olsa, bozmaya, ahenge, şefke kırmaya dair bir şey çıkış yapıyorsa, o insanın ruhu bozuktur. Bu oluyor. Tesanüdün niçin kırıyor? Çünkü medeniyetin cazibedar sefahati, uyutucu lezzetleriyle ifsat edilen bir ruhtan tesanüt olamaz. Türkiye'de şeyler arası otobüs vardı. Ona biniyorduk ben kuşak. Mercedes 302 değil mi? Oradan kalsın kafanıza. Şualar 302. Unutamazsınız artık. 302 bindin mi Ömer? Çok. Çok bindin. Ha, 302. Şualar 302. Kimse unutmaz. O yüzden bayağı bilmişti, hatırlıyor. Abim bir daha okuyorum şimdi bu zal. Maddiyun felsefesinin ve medeniyetin cazibedar sefahat ve uyutucu lezzetli zehirleriyle, lezzet ama zehir, ifsat etmek ile mabeynlerinde tesanüdü kırmak ve ustalarına ihanetlerle çürütmek. Anladın mı Enes'im? Kendi kafasına göre yorum yapıyor. Ha, şimdi ölçü. Arkadaşlar, Allah'a iman, meleklere iman, kadere iman vesaire. Bu imani mevzudur. Nihayetsiz mana meratibi var. İstediğin kadar izah yapılabiliyor. Birbirinden farklı. Unutma bak bunu. Fakat emirler var ya, yap, yapma, haram, helal, içki içme, zina yapma. Burada yorum yoktur. Zekat ver. Faiz haramdır. Bunun izahı yoktur.
naslarda, sarahata, sarihlerde yorum olmaz, içtihat olmaz. Ve hakkımı selavatü zeka. Zekatı verin, namazı kılın. Ya Rabbi sen tövbe tövbe. Sen öyle dedin ama bir de biz bakalım Kur'an'a. Şey, bir de biz meşveret edelim. Sen dedin namaz kıl ama bir de biz bakalım. Allah'a ihanettir. Yani emirlerde yap, yapma, de, deme, helal, haramda yorum yoktur, içtihat yoktur, anlayış farklılığı yoktur. Bu budur. Ha, Risale-i Nur'un imani mevzularda farklı şekillerde izah edilebilir, anlayış farklılığı olur, bu zenginliktir. Fakat laikalarda yap, yapma, de, deme, git, gitmede yorum yoktur. Yorum yapan ifsat edilmiştir. Kendisi de ifsat etmeye çalışıyor. İfsat olmuştur o. Emirlerde, emirler esasattır, muhkemattır, zaruriyattır. Esasattır, muhkemattır, zaruriyattır. Bir tane de var, dört tane. Emirler musellemattır, muhkemattır, esasattır, zaruriyattır. Dört. Yani orada nas girmez. Mesela imani mevzular var. Kur'an'da. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunun hakkında 350 bin tefsir gelmiş. Çünkü Kur'an hakkında düş atacağız da 350 bin farklı tefsir gelmiş. O farklı yorum yapmışlar. Ama vaakimu selavatü zeka, zekatı verilen bunun hakkında farklı bir tane daha, farklı bir tane de olamaz. Bu budur. Emirlerde içtihat yoktur. Çünkü eylemdir. İslam'ın şartlarında namaz kılmak, namaza inanmak yok. Çünkü namaz kılmaktır. Zekata inanmak yok. Zekat vermektir. Ve hep eylemdir. İnanmak ise iman esaslarındadır. Allah'a inanmak, peygambere inanmak. İman esaslarında nihayetsiz meratip vardır. Anlayış meratipliği bu zenginliktir. Eylemlerde sarahattır. Farklı anlayış yoktur. İşte tesanüdü unutmayın. Bir insan şöyle büyük bir hizmette küçük bir hakkı dahi olsa umumi bir ahengi bozmaya teşebbüs eder, eyleme geçer, böyle bir yaparsa biliniz ki adınız gibi şu alan otobüs 302 otobüs gibi bu adam medeniyetin sefaatiyle sefi olmuş, lezzetli, zehirli lezzetleriyle uyuşturulmuş, ifsat edilmiş bir insandır. Siz daha iyi anlamanız için değişik bir örnek vereyim. Hanımımızla bir sorununuz var. Haklısın %500. O hakkı ifade ederken, çoluk çocuğun, kızının oğlunun, annenin babanın, o evdeki diğer efratların huzurunu kaçıracak bir şekilde hak aramak haksızlıktır. Ve zulümdür. Bir hak alacağım derken, bağırıp kavga ederken o çocukların kuvve-i kutsiyesini, kuvve-i maneviyesini çökertiyoruz. Bunu ifsat eden, bunu yapan ifsat edilmiştir. Son bir örnek veriyorum. Kendisiyle barışık olmayan seninle barışık olamaz. İfsat olmuş bir ruh tesarrut yapamaz. Anladın mı? Kendinle barışıkta ne anlayacağız? Kendinle kavgalı, gölgesiyle kavgalı, sevmiyor, nefret ediyor. Yani tutarlılığı yok. Bir öyle bir böyle. Böyle hırçın, ne bileyim ya böyle. Kendisine değer vermemiş. Asıl değer, sakin ol, sakin ol. Biraz değer ver. Bırak böyle. Kendine de suç yapma, hata yapma hakkı ver. Yani mükemmel şey yapma. Böyle mükemmeliyetçi fıtratlar var. Yani kendilerine hiç böyle olmaz. Çünkü nereye koymuşsa kendisini, nasıl yaparını...
Böyle bir bu sefer hırçınlık başlar, doyumsuzluk olur. Bu büyük çekmeceyi versen doymaz. Ne bileyim anlatamıyorum yani öyle kendisi gölgesiyle kavgalı ya. Böyle sanki ağzından bir şey çıksa da kavga etsem seninle. Hırçın bir ruh. Hırçın bir ruh ya. Sebebi kendisiyle dargın. Kendisiyle kavgalı. Yani içse bir kaos yaşıyor. Yani şöyle diyeyim, bugün birisine misal verdim. Nerede verdim ya? Çünkü şimdi tüpü unuttunuz, açık. Fıtri gaz ocaktan çıkıyor. Uydurukçasıyla doğal gaz. Çıktı, iki gün gelmediniz. Gaz çıkıyor. O bomba gibi değil mi o oda? Kimi çaksa ne olur? Uçar değil mi abi? Ne yaparlar? Ha uçmasın diye hemen tahliye açarsın. Camı açarsın, biraz beklersin der. İşte bu adam öyle bir bomba topu ki böyle bu gaz çıktı, çıktı, çıktı. En ufak bir, ya diyorsun ulan bu kirbit ya. Ya bir şey dokundum ya. Ufak bir şey. Nasıl patladı güm diye. O içeride yumak gibi sığıldı, sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. En ufak bir şeyle deşarj olmak istiyor. Ya intihar edecek ya onu tahliye edecek. Seni bahane yapacak. Ya Ömer ya vallahi Allah ya. Seni ya tamam abi de bu kadar bağırmaya ne gerek vardı ya. Meğer seninle bir kanal yol buluyor. Göl yaparız da böyle patlamasın diye barar. Tahliye yaparlar. Senin üzerinde tahliye olmaya çalışıyor. Sen de diyorsun ulan ben ne yaptım? Sabret o tahliye oluyor. Çünkü patlayacak. Benim biraz, burada tevazu yapmayacağım. Benim işim biraz bu. İçsel hale, enfusi psikoloji ya. İçeride bomba gibi olmuş. Hırçın asa. Allah Resulü şöyle tahliyesi bu koydu. İki gün önce okudum Allah Resulü'nün hadisini. Diyor ki, öfke şey yapıp da patlayacak duruma gelenin öfkesini yatıştırıcı, söndürücü bir söz söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah demek istedi. Diyor ki, besmele çekin. Lan ne alakası var öfkenin tahliyesi? Çünkü öfke kızmaktır. Kızmak şeytandan. Gelmiş o, tahliyesi bu. Bismillahirrahmanirrahim deyince kaçıp gidiyor. Yani kendisine hırçın. Her şeyi problem yapıyor. Yoğurt ekşi oldu. Ben kafadan atmıyorum ha örnekleri. Tahmin edin bana böyle sorular. Yoğurt ekşi oldu diye tabağı kafasına geçirmen mi dersin? Sofraya alttan üstten geçireni mi dersin? Evden çıkmayan mı dersin? En ufak bir şeyi cehenneme çeviren mi dersin? Bu aslında o yoğurtu çevirmiyor. Kendisi altı son. Darmadan suç kimde? Bak, laf dinle. Kendin kendine yetemezsin. Kendin kendine yetseydin peygamber gelmezdi. Asın imamları gelmezdi. Dershaneler açılmazdı. Sosyal bir varlıksın, tek yaşayamazsın. Böyle durumlarda ne yapacaksın? Ben size hemen tahlil yapıyorum. Hemen istatistik yapıyorum. 10 saniye mühlet veriyorum size. 10 saniye. Şimdi bir soru soracağım. Cevap istemeyeceğim. İçinizde kalsın. Hem de bu arada 10 saniyede ben su içeceğim. 10 saniye. Şimdi size tasvir ediyorum. Gece uykunuz tutmadı, çıldırıyorsunuz. Gece 3. Tamam? Gece 3. Çıldırıyorsun. Kimi arama ihtiyacını duyarsınız hemen? Kim hatırınıza geliyor? Hemen 10 saniye mühlet veriyorum size. O anda kimi arayayım da deşarj olayım? Kimi halimi anlatayım? 10 saniye mühlet veriyorum. Hatırınıza kim geliyor? Allah. Tamam, saniyeniz bitti. Tamam, kim olduğunu... İşte onunla dostluğunuzun kalitesini arttırın. O hatırınıza gelen arkada taş değil. Arkadaş arkada taştır. Yüktür. O hatırınıza gelen arkada taş değil, dostunuzdur. Onunla kalitenizi arttırın. Dostluğunuzu çoğaltın. Ziyaret edin kim hatırınıza gelir. Hediye götürün. Hediyeleşin. Halatı sorun. O dostluğunuzu bırakmayın. Fıtri bir şey değil mi? Fıtri bu. Fıtri bu. İşte o kirbit çakmadan cam açmak gibi bir adamdır o. O zaman kendinle barışık olmayı burada görmemek mi diye anlayacağız abi.
Yani kendi hatalarını kabul edebilmek manası mı? Yani bu kendi hataları kabul etmek de âli bir ruhtur. Tamam. Mesela özür dileyebilmek kemalattır, irfandır, arifliktir, erdemliktir tabii. Mesela adam hemen kusura bakma hata ya. Bir de öder. Ya 40 kereden şey çeviriyor, sen ne görüyorsun? Tevhili, yani özürü kabahatına büyük. Daha beter ya. Ben kıvrama işte, tamam tamam. Artık o dönemleri, hani 30, 40'a kadarkileri biraz ben de yaşadım ya. 40'a kadar gururundan vazgeçmek zordur. Tamam, haklısın, özür dilerim. 40'a kadar ben size şey veriyorum. Çünkü evliyalar ve peygamberler, birkaç tane peygamber hariç 40'tan önce verilmemiş. Onun için sana kusur, hata yapma hakkı veriyorum ben yani. 40'a kadar özür dileyemiyorsun eşine, arkadaşına. Ha tamam, 40'a kadar olur. Kardeşim sakallı olan sen. Kaç yaşındasın abim sen? Ha sen. 44. 44. Senin şansın yok abi. Özür dileyeceksin. Benim de yok. Kırka kadar özür dileyemeyen 40'tan sonra nasıl özür dileyemeyen? Ben bir şey demedim. 40'tan aşağı olanlar bak, hedef o. Ya olur, o taşkınlık var ya. O taşkınlık belki bırakmaz. İçinde özürü var. Ama ifade edemiyor. 40'ta öyle değil. Başka bir dünya gözüküyor. Tamam atlan diyorsun. Tamam. Neler hasmetmedik ya. Sanki İstanbul'un büyük belediyesinin çöplüğünden daha acayip çöplüktür içimiz. Hazmettik. O da attı, o da attı, o da küfretti, o da acı attı, o da kusurdu. Ya. Arkadaşlar, birinci paragrafta temamı şu. Âli bir ruhtan âli sıfatlar tezahür eder. İfsat olmuş bir ruhtan sufli sıfatlar ortaya çıkar. İfsat olmuş bir ruhu nasıl anlarız? Ulvi bir davranış sergileyemez. Emir Dağ 1.71'den okuyorum. Bütün hücumları şahsımı çürütmek. Mesela buna hücum etmek istiyoruz ama buna bir şey yapamıyoruz. Bu da dili yok ki, lafta duruyor. Bunu ne yaparlar? Bunu tutan el, bunu kırarlar, bunu düşürmek için. Ha, hizmet elemanlarına hücum etmek gayesi bunu düşürmektir. Dertleri bu değil, şey bu değildir. Budur. Bana göre dinleyin. Bütün hücumları şahsımı çürütmek ve nurun futuhatına bulantı vermektir. Emir Dağı'ndaki malum münafıktan daha muzir ve gizli zındıkların elinde alet bir adamı, adam, bak, zındıkların elinde alet bir adam, alet kullanacaklar ve bidatkar bir yarım hoca ile beraber. Bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe 20'den 1'e inmiş, şualar 495. Neyle vuruyorlar görüyor musunuz? Hepsini okumaya ne gerek var? Bazı ayda bir okurum. Bir daha okuyayım şunu. Bütün kuvvetleri şahsımı çürütmek ve nurun fotoğrafına bulantı vermek içindir. Buraya bunun için vuruluyor. Bunun için. Bu kola. Buna direkt vuramıyor. Müslümana vuruluyor Kur'an için. Hizmet elemanına vuruluyor Risale-i Nur için. Mutlaka faydalıdır o arkadaş. Faydası yoksa senin varlığında haberleri bile yok. Seninle ilgilenmezler. Hatta seni severler, faydasızsın çünkü. Yemiş de ağaç taşlanır sırrı var ya. Birilerine hücum ediliyorsa bilin ki meyvelidir o. Nurun futuhatına bulantı vermektir. Kanun bir silsiledir. Ustadın kanunu efratlarına da bağlıdır. Emir Dağı'ndaki malum münafıktan daha muzir. Ve gizli zındıkların elinde alet bir adam ve bidatkar bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bizi vurmaya çalıştıkları darbe 20'den 1'eymiş. Ustada şey yapmak için malum zaten taraftan olmuş bu yarım hoca. Olay bildiğim için. Ve
o zata tarafgirlikle kuvvet alıp buraya vuruyorlar. Bunu da çeşitli sebepleriyle yapıyor. Başka bir yer okuyorum. Lemalar 261. Beni ve nurların gizli düşmanlarımız. Bu var arkadaşlar, içimizde de oluyor. Yani oluyor. Mesela derler ki Mehmet, söyle, söyle Ömer. Ya biraz canım sıkılmıştı. Ya ne oldu, hayırdır? Ya bu Hasan var ya Hasan, he. Ya adama bak ya, durup dururken seni ima ediyor, seni ineliyor yani, senden bahsediyor yani, hep sana şey yapıyor. Ya, olur mu ya, Hasan'ın işi gücü var, la büyük, büyük oynuyor böyle. Mahalle takımlarıyla top oynamaz ki ya, bu adam uluslararası futbol takımı var yani. Onlar Fenerbahçe, Galatasaray, tamam mı, Trabzon falan. Şimdi Tepecik takımıyla oynar mı şimdi yani Fenerbahçe, tabii Trabzonspor. Yani bu adam büyük oynuyor yani. Büyük adamın büyük düşmanları olur, büyük dostları olur. Öyle ama hep seni ineleyici konuşuyor. Bana geliyor. Hasan, buyur ona. Ya işte, Mehmet var ya. Aynı iki tarafı böyle oynar. Onu ona vurdurur. Hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Peki bizim suçumuz ne? İletişimsizlik. Münasebet kurmamak. Duyduk hemen kabul ediyoruz. Ediyoruz. Sanki sana gelmeliyim. Gelmeliyim. Çünkü Hucurat'tı değil mi? Hucurat galiba ama 6. ayet. Bir fasık diyor size haber getirdiği zaman araştırmanız gerekmiyor muydu? Ha? Yani Ayşe validemize yapılan iftira değil mi? Ayet yok ki bizi Allah temize çıkartacak. Yöntem ama çıkarttı. Ayşe validemize ve vesaire abilerimize aynı kanunu münafık, aynı münafık. O Ayşe validemize yaptılar da Hasan kardeşinize yapmayacaklar. Yapmadılar. Mehmet'e, Ali'ye, Rüşt abiye şunlar bunlar yapmayacaklar. Yapacaklar. Aynı kanun. Biz ne yapıyoruz? Sanki mal bulmuş mağribi gibi pat diye sarılıyoruz. Utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan. Senelerce tanıdığımız bir kardeşimizi ne kadar çabuk ve ucuza satıp terk ediyoruz. Altyapı sahaset mi Hasan abi? Nedir? Yani ne koyarsan koy altına. Hepsini kaldırıyor. Sufri bir ruh. Yani birbirimizi ne kadar, lütfen şu iki sıfatı unutmayın. Birbirimizi ne kadar ucuza ve çabuk satıyoruz. Ucuz ve çabuk. Arkadaşlar gitti. Artık senin kuşak ve tanıdığın kuşak yok oluyor. Gitti artık. Köye gittim yani. Karadeniz bölgesindeki hizmetteydim. Bu arada köylerime de gittim. Baktım benden üstün bir kuşak kaldı, kalmadı gibi. Hepsi gidiyor. Merak etmeyin. Bu Hasan kardeşin sizden önce gidecek ve bu kuşak da gidiyor. Sonra birbirimizi mum gibi ararız, bulamayız. Yok ya. O kalite yok. Yani tek tük yaşlarız yani. Yani kimsenin yerini tutamaz. Adnan bugün gitse, Allah gecinden versin diyoruz örnek için. Adnan'ın yerini dolduracak, Ömer dolduramaz. O başka bir şey. Ben aranızdan gitsem, benim yerimi başkası dolduramam, ben başka bir şeyim. O da başka bir şey. Birbirimizin kıymetini bilmek adına söylüyor. Bu kuşaklar gidiyor. Önümüzden tek tek söküp gidiyor. Sökülüyor ya. Rüzgar söküp alıp götürüyor. Sonra eyvah deriz. Ama şimdi mesela Rüşt abi geçse de burada ders yapsak. Yok geçti o. Zübeyir abi yapsa. Hızır abi yapsa. Hızır abi yapsa. Bir ara Nadir abiyle yapıyorduk enfusi. Ya. Ne hayat dersi yapmışız biliyor musun? Yok. Ya. Yaşarken gidiyor bazen de değil mi abi? Yaşarken gidiyor. Onun için birbirimizi ne kadar çabuk ve ucuza satıyoruz, terk ediyoruz. Biz şöyle bir özelliğimiz var. Psikolojide buna bir cümle bulmuştum. Ne? Emir Dağ'ında ölmeden bir şeyin kıymeti bilinmiyor. İmam-ı Rabbani de sonra bilinmiş.
İsa Aleyhisselam 12 tane valiyi vardı. Şimdi bir 2 milyar müntesibi var. Madem ölmeden dostlarımızın kıymetini bilmiyoruz, ne olur? Çok sevdiğiniz dost vardı yani. Telefon gece 3 diye biraz şey yapmıştım. Biraz önce bir deney yapmıştım size. O dostunuzu ne olur? Şimdi öldürün. Hayal. Öldürüldü. Yok kabul et onu şimdi. 10 saniyede millet veriyorum şu anda. Onu yok kabul edin. Öldürün bir yapar mısınız? Öldü. Tamam, muhlet bitti. Ha, şimdi o yaşıyor. Kaldır kafanı şimdi. O yaşıyor. Münafın dediği gibi o kusuru dahi olsa bütünlük içinde o hiçbir şey değil. Fotoğraf çekiyoruz. Bir bahçeyi, kuru dal var, kelebek var, otlar var, dallar var, dereler akıyor, çiçekler var, var da var. Ama orada bir tane hayvan pislemiş. O bütünlük içinde o da bir güzeldir. Çünkü beşeriz kardeşim. Günahsız değiliz. Biz masum ve mahfuz değiliz. Mahfuz peygamberlerdir. Ve masumdur. Ve büyük zatlar ise mahfuz değil ama masumdur. Cebrail ile korunmuyor ama günahları yok. Bilinen günahları yok. Araştırmaya da vazifem yok zaten. Tamam. Yani biz mahlukuz. Kutsiyet vermeyin. Bunu yaptım, bunu dedi. Evet, onu yapacaktım tamam. Benim nurların, bak, benim ve nurların gizli düşmanlarımız, benim istediğim halde hakkımdaki teveccüh ameyi kırma. Ustada yapılan kanun sana da yapılacak Ömer, bana da yapılacak. Salih, sana da ya kardeşim. Sana bir hizmet yapıyor musun kardeşim o sanayide, tesisatta? Yani herkesin bir kariyeri var, mahallesi, köyü var, akrabası var da. Herkesin bir şeyi var. Köyünde o ders yaptığı zaman beni kalamazlar çünkü beni bilmezler. Ama onun bir şeyi var. Ha, teveccüh Ahmet de bir hizmetin sebebidir. Onu kırmak istiyorlar. Çünkü o elbiseyle hizmet ediyorsun. Diyor ki ustam, benim bir libasım, elbisem vardı da onu da yaktınız diyor. Tamam mı? Ha, teveccüh nas, teveccüh amme bir elbisedir. Onunla halka kabul ettiriyordun bu hizmeti. Tamam mı? Mesela bugün bir yerdeydim. Biraz konuştuk. Dükkancı karşıladı, ziyaret ettim. Çok hoş oldu. Müşteri de vardı. Akü alıyormuş. Tamam mı? İki kişi. Onlar da dinledi. Ama nakayt yani. Tezgaha gitmiş. Tanrı'yı da okuyor falan. Şimdi ama dinliyor çaktırmadan. Faruk. Sonra tam arabaya binerken ikisi koştu. Belki de 15 dakika, 20 dakika anlattım. Nakayt adam yani. Laflarla şey yapıyor. Ustayı bir bıraksa da bu kevesi Hasan. Hasan diyor, bu adam ustayla bir işi var, tamam mı? Ama bu arada da dinliyor, istiyor ki sussun da benim arabaya bir şey yapacak ikisi. Ne konuştularsa bir anda atladı ikisi. Bir dakika dedi ya, falanca sen misin dedi. O nakayt olan. Bak camıya, camdan baktım. Hayırdır dedim. Ya iner misin dedi. O adam, samimi söylüyorum, bu gömleğimi açıyor. Şuradan, batır, bütür, öpüyor. Özür dilerim, bilemedim. Ya o konuştukların hepsini kabul et. Allah için şimdi bir iki kelam da et. Niye anlattım bunu? Bir libas var, elbise, onunla hizmet ediyorsun. Ne dediyse o dükkan, bu kimdir biliyor musun deyince herhalde sosyal şeyinde söylemiş. Bak, 10 dakika lakayt, 2-3 kelime ettim. Vah, hakikaten. Diyor, işte bunları zındık bildiği için teveccüh ameyi kırmak ile nurun futuatına set çekilir diye bazı saf dil resmi memurları kandırıp şahsını millet nazarında çürütmek fikriyle ihanetkârane böyle muameleye sevk etmişler. Münafıkların en az içinde 6-7 tane madde saydı. İşte bir tane de nedir? Teveccüh ameyi ve teveccüh nas bir libastır. İnsanların bir mazide var. Çünkü bunu kazanmak için ben size en az 30 senemi vermişim. Bana güven olsun. Sizin
Size ben güvenim en az 20-30 senedir. Değil mi? Yani kolay olmuyor. Ya onunla ticaret yapacaksın, ya yemek yiyeceksin, ya ortaklık, ya seyahat edeceksin. Ki biz öyle yapmadık Fikri sen, o seneler verdik. Beraber büyüdük bu yolda. Yürüdük değil mi burada? Kaç seneden mi? Yani bu bir sürü mazi var yani. Bu kadar malzememiz var aramızda. Bir iki tane malzemeyle köprüleri kırmak mı lazım? Yani baktın hoşuna gitmedi. Ve insandır da, o da insandır. Ben de insanım. Atlar da hata yapar. Ben, hani bir sürü o köprülerin malzemesi bir iki tane taşla köprü yıkılırmış. Yakışmıyor mu? Yakışmıyor ki. Kime yakışmıyor biliyor musun? Hadi o yaptığın kişiyi bırak. Sana yakışmıyor. Vefasızlık karşıya zarar vermiyor. Kendisini yıkıyor. Mesela dere zaten akıyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam suyun başında dahi olsa abdesti iktisatla alır. Ne zaten akıyor? İktisat su değil. İktisat budur. Ona bakışındır. Vefasızlık ona bir şey getirmiyor belki. Sana yapıyor. Seni yıkıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Ona çirkin, ona bilmem noksan, o ya en aletli şöhret için uğraşıyor canım. Hizmet edersin, şöhret olur. Etmesin, tembel olursun. Tamam mı? Koşturursun. Şöhret için. Bu ne lan? Şu aynı adam. Miskin miskin çorba içip yatıyor lan evin şeyiyle falan. Aynı adam. Onun için Nasrettin Hoca demiş, eşeği sırtına almış olmamış, üstüne binmiş olmamış, beraber yürümüş olmamış. Biliyorsunuz onu. En iyisi Allah'ın dediği, yani risalede denileni yapacağız. Ne olur birbirimizin kıymetini ile hizmet değil, eşinizin, annenizin, babanızın, kızınızın, oğlunuzun sakat dahi olsa, ağacınızın bile, o öyle bir ustadın talebesi, 8 sene bana hizmet etti bu çınar diye, 8 sene sonra o çınara sarılıp ağlayan ustadın talebesiyiz. Ben bu çınarda 8 sene zikrettim, evrat eskeri bu ağacın dallarında yaptım. Kastamonu'dan nefedildikten sonra tekrar Barla'ya, o Barla'daki çınar ağacına sarılan ustad ağlamış. Böyle bir ustadın talebesiyiz. Ağaca sarılıp ağlamış. Böyle bir şey var. Sana, senin inşa olmana, senin bu hale gelmene, o kardeşin ne kadar taşı var sende? Ne kadar malzemesi var sende? Risale-i Nur'un ne kadar malzemesi var? Bir iki tane böyle gördüğün nakı sıfatlarıyla terk etme eşini, aşını, işini. İki, üç tane de okuyacağım, keseceğim. Şimdi Emirdağ 171. Başta zındıklar ve ehli dalalet. Ve ehli siyasi, ehli gaflet. Bir, zındıklar. Ehli dalalet, ehli siyaset, ehli gaflet, hatta safi kalp, ehli diyanet. 5. Ne yapacaklar bunlar? Şahsa fazla emniyet verdikleri cihetinde haksızlar. O şahsı çürütmek de hakikatlere darbe vurmak ve o nurlara benim gibi bir çareyi maden zannederek bütün kuvvetleriyle beni çürütüp o nurları söndürmeye ve safi kalpleri de inandırmaya çalışıyorlar. Bu da o. Biraz önce anlattığımın bir başkası. Zendeka cereyanının sinsice hulul edip, hulul ne demek? İçine girme. Dost görün. Bu lafı kâne. Arkadaşlar, düşman karşıda ise kolaydır. Onun adı kafirdir. İçimize girip bizim gibi gözüken, bizim gibi namaz kılan, derse oturan o münafıktır. Böyle bir yazı okumuştum bir yerde. Benim değil bu. Ya Rabbi, dostlarımın münafık cinslerinden beni sen koru. Düşmanlarımı ben hallederim. Dostlarımın şerrinden diyor. Hani şerli dostlar. Dost gözüküp dost o düşman olan var ya bilmiyorsun. Dostlarımın şerrinden yani münafık tiplilerinden
Beni sen koru. Dostlarımın münafık tiplilerinden beni sen koru. Düşmanlarımı ben hallederim ya Rabbi. Ha? İçeriye giriyor. Hasan abi, yani bana kızabilirsin değil mi mesela iç dünyanda? Evet. Ama düşman olmak ayrı bir mevzu. Var başka bir şey ya. Kızarın ya. Ya bırak Ömer ya. Böyle olmaz ki. Dersin kardeşim. Ya beşeriyettir ya. Evde de öyle ya. Bağırırsın, çağırırsın, kapıyı vurursun. Bir saat sonra gelirsin ya. Müslümansan, Müslüman, üç gün demiş Allah Resulü, üç tane uyku. Nurcuysan en fazla bir uykudur veya birkaç saat dolaşmaktır ya. Ne demek İslamiyet Nurcu? Yani biraz şuurlusun demek istiyorum. Biraz da böyle kitap okuyorsun, koşturuyorsun yani. Daha ihtisassın. Hadi olsun üç gün ya. Ne ya bu kim, bu nefret, ne bu düşmanlık, neyi yani? Neyi pay edemiyoruz? İçinde bu düşmanlık olmaması lazım. Olmaması lazım. Hiçbir peygamberde haset, intikam hissi yokmuş. Ola peygamber olamazmış. Zendek Haceyranı'nın sinsice hulul edip hissiyatına mağlup kişileri bulup, bak bak, dedektör var, tamam mı? Bomba var mı, silah var mı, çeval var ya, dedektörle bakıyorlar böyle. Aynı onun gibi bu arkadaşlar bu içimize girecekler, tamam mı? Kimin zaafı var? Kim böyle şöhrete, enalete, kine, buğza, alet, yani maksadına alet olacak adamı buluyorlar bak. Sinsice kişileri bulup ifsadına alet etmesi cihetinde ikaz eden şu beyanatlara dikkat gerek. Harici ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında, şu anda harici düşmanlarımız var mı abiler? Hücum ediyorlar mı? Ediyorlar. Ne yapacağız şimdi? Hücumu zamanında dahili küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir. Sen bana böyle dedin, böyle baktın, yan baktın. Ya ne yaptı yani? Yani ne yaptı? Beşeri kusurundan dahili ne yapmış? Ha, niçin bunu affetmek? Çünkü harici büyük düşmanlar var. Enes, anladım abi, kesiyorum abi. Yoksa ne olur? Dahili kusurları unutmasak ne olur? Hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Aynı onun gibi oluyoruz. Ömer'e kızacağım, Hasan'a kızacağım diye buna kızanlara ortak oluyoruz. Sen sokakta çocuğun kavga ettiği zaman, gürültü olduğu zaman, sen çocuğun orada dövüyor musun? Hayır. Oradan çocuğun kuvve-i maneviyesini, şahsiyetini kırma. Ne yapıyorsunuz? Tamam diyor. Bu ama çocuğunu şöyle yaptı. Tamam lan ben yapayım. Hadi bakalım ayrılın falan. Hadi. Tamam, tamam falan. Alırsın çocuğu. Döveceksen evde döversin. Orada dövülmez. Orada azarlanma. Hadi arkadaşlar, tamam arkadaşsınız ya. Kavgaya gerek yok falan bir şey dersin, alırsın çocuğu. Evde azarla. Onların yanını azarlarsan onu kaybederiz. Küçük kusurlarla harici düşman safını atmayınız diyor. Değil mi? Birbirinizin şefkini kırmayınız. Birbirinizin kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü ben sizin gibi bulamam. Siz de benim gibi bulamazsınız. Hepimiz Allah için özeliz. Hepimiz, hepimiz için özeliz. Bunun için daire-i İslamiye'de eskiden beri tarafkirane birbirine mukabil muarız vaziyetini alan ehli İslam, o daire-i düşmanlıkları muvakkaten unutmak maslahat-ı İslami muktezasıdır. Emir Dabir 211. Bugün birisine bir cevap verdim. Burada paylaşmak istiyorum. Vehhabiler, hulasa ediyorum. Vehhabilerde merhamet yoktur. Şefkat yoktur. Ne biçim adam ya İbrahim, diyeceksin ki ne biçim hüküm söylüyorsun diye. Yoktur. Soruyorum sizin vicdanınıza. Bir düşünün böyle. Kesiyorum çünkü. Siz bir insana vicdanı rahatlıkla, çok rahat bir vicdanla günahı bile yapsa kafir diyebilir misiniz? Hey İbrahim. Yani Celal, yani günah yapsa, hatta minibüste duysak, şeyde dursak, deriz ki bilmiyor.
Öyle değil mi? Bilmiyor. Bu ne anlama geldiğini bilmiyor. Hatta hangi zamandayız? O gün ama şeriatı kabul etmiyorum. Ben duydum yani mesela. Hani o anda bir şeriatın hükmü, ben kadir değilim ki. Ama yani acıyorsun, keşke tanısa, bilse, yapmaz vesaire. Bilse yapmaz. Tamam. Hemen kafir veremezsin değil mi emirden de? Hemen hükmedenler düşünsün. Adamlar en ufak bir günahta kafirdir diyor. Merhamet var mı? Yok. Ehl-i sünnette Vehhabilerin arasında en büyük farktan bir tanesi merhamet yoktur onlar. Adamın gözünü kırpmadan öldürür. Yok, çünkü niye? Zahiri o kadar, çünkü kendisine, şimdi bir şey söyleyeceğim şaşıracaksınız. Aynı kılıcı kendisine de yapıyor. Mesela namaz kılmadı, kafirdir diyor, tamam mı? Sen de kılmadığın günlere, diyelim ki 20 yaşında mı tanıdın, 30 yaşında mı tanıdın, namaza başladın, 20 sene önce ne diyor biliyor musun kendisine? Kafirdim o zaman. Bir insan kendisine kafir diye inanırsa o ruh nasıl bir ruhtur? Bozuk değil ya. Bozuk da diyemem. Ne bozuk? Bozuk da değil. Bak, ben kafirdim. Ben. Hadi başkasına dedin. Ya ben kafirim diye inanan bir ruh nasıl bir ruh? Ben kafirim. İnsan nasıl der ya? Ödü patlar ya. Çıldırır ya, ben nasıl kafirim? Günahkarım ama kafirim deme. En sefi bile kafirliği kabul etmez. Lan senin gibi kafir. Adamı vururlar ya. Ama biraz önce şeriatı inkar etmişti. Lan ben kabul etmem ama kafir değilim der. Ha, böyle hüküm verenler var ya, merhamet yoktur ki sana diyerek kafir diyebiliyor. Acıma yok ki. Burcuların diyor, malı, mülkü, her şeyi diyor, ehli imana helaldir diyor. Helaldir diyor. Burcuların diyor. Öyle diyor. Çünkü burcular şirk. Yani şirk ehlidir diyor. Mezarlıkta Yasin okumuşum, birisi çekmiş. Yasin'de sitesine koymuş, şirk ehli. Şirk ehliydi. Ömrüm Allah'ı anlatmayla geçiyor, şirk ehli. Bunu söylemekte de utanıyorum. Mezar okudum. Mezarda bir Nurcu kardeşim, nerede çekilmiş bilmiyorum. Mezarda bir kardeşimiz vefat ediyor. Görmüşüz ben de. Yasin okuyor. Mezarda Yasin okunmaz, sitesini kenara şirk ehilleri, şirk ehli hocalar diye dizmiş, beni de koymuş. Ulan ben de merak ettim ya. Ne yaptım baktım. Sonra dedim ki, ya o beni onaylasa zaten imanımdan şüphe ederdi. Vehhabi ya. Onun için Vehhabilerde merhamet yok. Çünkü kendisine kafir diyor. Namaz kılmadığı günlerine kafir diyor. Bunu düşünmeyin. Adnan, sen bu çağından Nurgul'u tanımadan önce namazın var mıydı abi? Vardı. Yani hiç namazsızlığın yok ya. Yani. Maşallah hep Müslümandın sen. Ben 17 yaşına kadar kafirdim. Tövbe, ben buna nasıl inanırım ya? Ben 17 yaşında onları tanıdım. İşte düşe kalka kalıyordum. Sabah namazını kaçırınca? Tabii gittin yine. Gittin, öğlen namazına imana giriyorsun. Yeniden iman ettin. Yani bu şaka bırak da, bu nasıl inanıyor ben ki? Fazla durdum ama ruhsal bir soru. Son cümlemi okuyorum çünkü bu bitmediği için. Bunun için daire İslamiye'de eskiden beri tarafkirane birbirine mukabil muarız vaziyetini alan ehl-i İslam, o daire düşmanlıklarını muvakkaten unutmak maslahat-ı İslami muktezasıdır. Buraya kadar, şunu da bitireyim. Şimdi bu zamanda ejderhalar ne yazıyor? Silinmiş biraz. Şimdi bu zamanda ejderhalar o kelimeyi geçiyorum, hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafaamda bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek ve o hücum edenlere bir yardım hükmüne geçmektir. Ve 10 adet muhtaçlardan 5-6 biçareyi nurun ilaçlarına mahrum etmektir. Şimdi Emirdağ 253'te geçiyor. Yani
Ustad neyle uğraşıyor? Bitti ders. Ustad neyle uğraşıyor? Adam şeyh, o ustadın uğraştığı zındıka komitesini kimle uğraşıyor? Belli. Tamam. Eski Hasan olsaydı, eski Hasan yeni Hasan'ı doğurdu derdi. Siz anlayın. O komiteyle uğraşırken adam o komiteyi bırakıyor. Birinci şuada Risale-i Nur'a işaret eden ayetlerle ustada enaniyetle hücum ettiriyor. Ve onu unutmuş o adam. O komiteyi unutmuş. Şimdi de o tamam var falan diyoruz. Şimdi bu kafa sağlayan kafaya söylüyorum. Sen veya ben bir şeylerle mücadele ederken beşeri iktizasıyla doğru veya yanlış veya hakikat aynı hakikati, aynı hakikati ifade ettiği zaman şimdi onu unutmak ve o kardeşine hücum etmek ona yardım hükmüne geçmez mi? Aynı olmuyor. Çocuğu ya. Hatta diyor iki bedevi aşiret birbirlerinin 50'den ziyade birbirlerine adamlarını vurmuşlar diyor. İki tane bedevi aşiret. Sonra harici düşmanlar olduğu zaman dahi adaletlerini bırakmışlar. Harici düşmanlara kadar gider hedef oluncaya kadar beraber olmuşlar. Ey ehli iman diyor. Bu kadar harici düşmanlara karşı varken nasıl dahili sıkıntıları muzam edip birbirinize işlettir, birbirinize hale hücum ediyorsunuz? Hem birbirinizi bitiriyorsunuz hem de onun hücumunu kolaylaştırıyorsunuz. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. İstikametten ayırmasın. İhtine sıratel mustakim, sıratel lezine namta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Sırrına mazhar eylesin. Gel kardeş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يضعنا كذلك زين للمشرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءوا
جاءتهم رسل بالبينات ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة